Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımımızdan bahsedeceğiz. Transfer gündemi var. Edin Visca'ya değineceğim. Edin Visca ile alakalı ilginç gelişmeler yaşanıyor. Buna değineceğim. Biraz komiğimize de gidebilir arkadaşlar. Hüseyin Türkmen'e değineceğim. Yarın çok önemli bir maçta Hüseyin Türkmen inşallah görev alacak. Biraz buna değineceğim. Trabzonspor takımımızı değerlendireceğimiz, Başakşehir'i değerlendireceğimiz, maç öncesinde Başakşehir'den birkaç tane haberim var sizlere arkadaşlar. Özel haber. Bunları konuşacağımız. Sonuna kadar izlemenizi istediğim dolu dolu bir video geliyor. Öncelikle şunu da hatırlatmak istiyorum. Sabah bir video yükledim. Bu ikinci videomuz özellikle muhtemel kadroyu, maçın planlaması, Abdullah Hoca'nın kafasındaki oyun şablonunu konuştuk sabahleyin. Mutlaka izlemenizi istiyorum sabahki videomuzu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şundan başlamak istiyorum. Şimdi yarın Hüseyin Türkmen uzun bir aradan sonra formayı giyecek. Bakıyorum sosyal medya olsun, başka mecralarda olsun. Genelde Hüseyin Türkmen işte arkandayız. Hüseyin Türkmen işte uç, Hüseyin Türkmen kaç. Hüseyin Türkmen'e bir destek yağmuru var. Çok güzel. Evet ama arkadaşlar bu kadar abartmamamız lazım. Sonuçta Hüseyin Türkmen ilk defa sahaya çıkmayacak. Hüseyin Türkmen ilk defa bir maçta oynamayacak. Hüseyin Türkmen Beşiktaş maçının en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Ben bu maçta tek korkum Hüseyin Türkmen'le alakalı hazır değil. Tek korkum maç eksiği olması, tek korkum antrenman eksikliği olması ve sakatlıktan çıkması. Son durumuyla alakalı çok net bir bilgimiz yok. Son maçta oyuna girdi, evet birkaç dakika oynadı, evet ama tek benim kafamdaki tereddüt bu. Ben Hüseyin Türkmen'in bu maç üstesinden geleceğini düşünüyorum. Şimdi Hüseyin Türkmen uzun bir aradan sonra oynamıyor. Hani ilk defa oynayacak, uzun bir ara oynamadı, şimdi ilk defa oynayacak tekrardan. Ya kaybedecek ne var? Hiçbir şey yok. Trabzonspor takımında oynuyor. Trabzonspor takımının oyuncusu. Bireysel anlamda diyorum bakın. Takım anlamında kötü oynarsa tabii ki çok ciddi anlamda bize kayıplar yaşatabilir. Biliyorum ama bireysel anlamda Hüseyin Türkmen'in kaybedecek bir şey yok arkadaşlar. Hüseyin Türkmen Allah'ın izniyle ben çok iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Hani eski bir futbolcu gözüyle söyleyeyim sizlere. Yani ben şu an Hüseyin Türkmen'in yerinde olsam gayet rahat olurum. Sahaya çıktığım zaman kaybedecek hiçbir şey olmamış gibi oynarım. Korkmadan. Cesaretli bir şekilde oynarım ve ben buradayım mesajı veririm. Beni eleştirenlere, benim buradaki performansımı yetersiz görenlere ben buradayım derim. Benim için artı bir motivasyon olur ki Trabzonlu, Trabzonsporlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Ölümüne oynar arkadaşlar. Zaten mücadeleyi seven bir oyuncu. Hüseyin Türkmen'e çok güveniyorum. Hüseyin Türkmen'e canı gönülden başarılar diliyorum. Dediğim gibi kaybedecek bir şey yok. Hiç korkmadan aslanlar gibi oynayacaktır. Taraftarlarımız biletlerin %95'ini neredeyse doldurdular. Belki de şu an %99 olmuştur. Belki de tamamlanmıştır biletler arkadaşlar. Bir futbolcunun en çok keyif aldığı olay arkadaşlar güzel bir harekette. Defans oyuncusu kayarak müdahale yaptığında, hava hakimiyeti aldığında, kritik bir müdahale yaptığında alkışlamaktır. Nasıl gol atıldığı zaman gol diye hep beraber bağırıyorsanız arkadaşlar stoper oyuncusuna, kaleciye de alkışlayarak böyle bir moral verebilirsiniz. Hüseyin Türkmen'in yapmış olduğu güzel işlerde özellikle alkışlamanızı isterim, tavsiye ederim. Oyuncu için de motivasyon olacaktır. Zaten Hüseyin Türkmen Allah'ın izniyle maça iyi başladıktan sonra gerisi de gelecektir. Kendisi özgüvenli bir oyuncu, Trabzonspor takımında oynayamayacak bir potansiyel olsa zaten şu ana kadar Abdullah Avcı da tutmazdı takımda. Bakın Abdullah Hoca takımda oynatmayacağı, oynatmak istemediği kim varsa, kafasında olmayan kim varsa Flavio, Diabete gördük, gönderdi arkadaşlar. Abdullah Hoca da Hüseyin Türkmen'i tutmazdı. Yerli bir rotasyonda kullanırım diye Hüseyin Türkmen'i tuttu. Allah yardımcısı olsun. Bizim şampiyonluk için oynayacağının farkında Trabzonspor amblemiyle yatan kalkan bir oyuncu. Onun için gönlünüz rahat olsun, kafanız rahat olsun. Bana bununla alakalı da çok soru sordunuz. Benim de size bu cevabını da ben güveniyorum. Beşiktaş maçının en iyisiydi Hüseyin Türkmen. İnşallah bu maçta da iyi olacaktır. Şimdi Başakşehir'le alakalı özel bir bilgi verip Visca'ya geçeceğim. Visca'yla alakalı önemli bir gelişme daha yaşanıyor çünkü. Başakşehir takım bizim maçımızın primini ayrı bir prim yaptı. Bizim maçımızı şampiyonluk provası şeklinde hazırlanan bir Başakşehir takımı geliyor. Bu özel bir bilgi arkadaşlar. Aldığım duyumlar bu şekilde. Başakşehir takımı bizim maçımızı yendikten sonraki puan farkını 3 olarak devre arasına ne kadar yakın puanla girersek ikinci yarı yapacağımız takviyelerle daha da önde gidileceklerinin bir toplantısı var arkadaşlar. Hani inançları bizim de onlara gideceğimizle yöne doğru gidiyor. Ben çok önemli bir detay vereceğim size arkadaşlar. Başakşehir'in son maçlarını izliyorum, takip ediyorum. Topa hakim, ne yaptığını bilen, sistemli, zaman zaman geri çekilen, zaman zaman önde basan, genelde oyunun yönünü çabuk değiştiren, Emre Belezoğlu'yla ben de milli takımda çalıştım, tanıdığım da bir isim. Sürekli topunun yönünü çabuk hızlı oynatan, topu hızlı oynatan, yönünü çabuk değiştiren ve kanatları iyi kullanmaya çalışan bir
Başakşehir izleyeceğiz. Bizim de buna karşı nasıl önlem alacağız? Abdullah Avcı özellikle geçiş oyunundan bahsediyor ya. Başakşehir bu geçiş oyununun en iyi oynayan takımlarından bir tanesi arkadaşlar. Çok hızlı defansa dönüp çok hızlı hücuma gidiyorlar. Trabzonspor takımının bu maçta neler yapması gerekiyor? Şimdi bir kadro söyledim sabahleyin. Dorukhan, Marek Hamşik, Bakasetas. Bazı arkadaşlarımız defansif bir orta sahayla çıkmamız gerektiğini söylüyor. İşte Berat, Siopis, Marek Hamşik gibi, Bakasetas'ı dinlendirilsin gibi. İşte defansımız kötü, önündeki orta sahamızın daha dirençli olmasından yana olduklarını söylüyor. Arkadaşlar, biz Berat, Siopis yaptığımız takdirde topa sahip olamıyoruz. Biz topa sahip olamazsak da topu Başakşehir'e verirsin. Başakşehir'den baskı yersin. Evet, direncin önemli ama ben Dorukhan'ın Marek Hamşik'in iki yönlü oynadığını düşünüyorum. Dorukhan sağ bekte gayet iyi mücadele ediyor. Bu aynı mücadele orta sahada da yapıyor. Hatay maçındaki performansı düşünün. Hatay maçındaki baskıyı düşünün. Hani evet Berat Dorukhan yan yana olmuş olabilir. Doğru söylüyorsunuz ama benim düşüncem arkadaşlar Dorukhan, Marek Hamşik, Bakasetas bu üçünün daha kompakt, daha çok pas bağlantısı yaptığını düşünüyorum. Benim her zaman felsefem top bendeyken ben gol yemem. Top bendeyken en iyi savunmayı yaparım. En iyi savunma top sendeyse. En iyi savunma hücumdur. Ve savunma da hücumdan başlar. Forvetinden başlar, kalecine kadar gelir. Bu prensiplerle Abdullah Avcı'da takım ben çalıştırdığını düşünüyorum. Bizim takımımız büyük takım. Her türlü Başakşehir geliyor. Bize puan farkı olabilir ama zorlu bir maç olacak. Başakşehir takımının kafasından geçen plan Trabzonspor takımına belki de topu verip tuzağa düşürmek. Wiska gibi, Gudbronsen gibi. İleride Okaka çok önemli bir oyuncu. Bu tarz oyuncularla beraber de bizi tuzağa düşürüp özellikle yandan ortalarla, karambollerle beraber sıkıntıya yaratmak olabilir. Ama arkadaşlar Trabzonspor takımımız Allah'ın izniyle finali iyi yapacaktır. İyi bir başlangıç, iyi bir final gerektiriyor. Puan farkına bir puan dahi, yarım puan dahi olsa kapattırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Benim düşüncem bu. Şimdi Edin Visca ile alakalı biz Edin Visca'yı istiyoruz. Abdullah Avcı'nın net açıklaması ben Edin Visca'yı isterim, takımda görmek isterim. Herkes Edin Visca'nın transfer sürecini konuşuyor. Trabzonspor takımı mı Fenerbahçe mi diye konuşurken birden Galatasaray devreye girdi. Fatih Terim olmazsa olmaz Edin Visca'yı bana getirin diyor şimdi. Edin Visca için de bir paket hazırladığı konuşuluyor biliyorsunuz. Luinda, Mavan Haylot, işte Emre Kılıç, ondan sonra Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan bu 5 tane isimden istediğini seç. İstersen 2 tane, istersen 3 tane. Yani neredeyse 5'ini verecek Visca'yı alacak Fatih Terim. O derece yani arkadaşlar ve benim biraz komime gitti yani. Edin Visca'ya karşılık Fatih Terim sanki Edin Visca Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın biz evet alabiliriz. Biz şampiyonluğa gidiyoruz. Bizim takımımız zaten iyi gidiyor. Biz kadromuzu kalite yapacağız ama onlar Edin Visca'yı şu an nasıl görüyorlar biliyor musun arkadaşlar? Trabzonspor takımı Edin Visca'yı alıp şampiyonluğu garantileyecek. Biz ne olursa olsun Edin Visca'yı alalım. Biz Edin Visca'yı aldıktan sonra Trabzonspor takımı başka işlere girişsin. İşte daha maliyetli bir oyuncular getirmeye çalışsın. Çünkü kafada Edin Visca gel diyen yürüyerek şampiyon olacağını düşünüyorlar ki şampiyon olduk zaten olacağız Allah'ın izniyle. Şimdi rehavete kapılmaya gerek yok olduk demeyin ben ama Mart Nisan gibi inşallah hep beraber yöneticiler konuşuyor ya böyle kartop oynayacağız falan gerçekten o şekilde. Ben Edin Visca ile alakalı benim komime gitti. Baktım arkadaşlar Edin Visca'ya karşı Galatasaray 6-7 tane oyuncu yazıyor dedim bu ne? Galatasaray zaten takımda 20 tane oyuncu var. Neredeyse bütün oyuncularını Edin Visca'ya takasta kullanmak için hazır bir şekilde bekliyor Fatih Terim. Ama Edin Visca'ya gelsin gelmesin. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Trabzonspor takımı o bölgeyi Masoros'la doldurabilir. Başka alternatif Yarmolenko'yla doldurabilir. Gene bizim alternatiflerimiz çok iyi. Hatta daha da iyi oyuncular olabilir bizim alternatiflerimiz Edin Visca'ya göre. Onun için beklemekte fayda var. Değerlendirmelerimizi ona göre yapacağız arkadaşlar. Efecan Karaca'yı biliyorsunuz. Gene Efecan Karaca transferi. Ben Efecan Karaca'nın şimdi olmazsa yazın olacağını düşünüyorum. Zaten sözleşme bitiyor. Hala Alanyaspor'la da anlaşmadı. Efecan Abdullah Hoca beğeniyor. Bir ikincisi de karakterini seviyor diye almayı düşündüğünü düşünüyorum. Hani yerlilerde hep böyle genç bir oyuncu grubumuz var ve o yerli gruba biraz da abilik yapabilecek, kaptanlık yapabilecek bir isim katmayı düşündüğünü düşünüyorum. Bakın arkadaşlar bu da çok önemli. Şimdi yerli oyuncuları idare edebilecek, yerli oyunculara nazı geçebilecek, sözü geçebilecek bir abi arıyor diye düşünüyorum. Zaman zaman bu her takımda olmuştur ama şimdi şöyle de bir artısı var tabii. Bu abi muhabbetinde Egemen abinin orada olması da çok önemli. Çünkü ben duyuyorum, alıyorum bilgileri. Egemen abi sanki böyle nasıl diyeyim size arkadaşlar? Gerçekten hoca gibi değil de böyle abi gibi, bir arkadaş gibi böyle ikili diyalogların mükemmel olduğu ve Egemen abinin sanki takımda oynuyor. Takım kaptanı gibi sözün dinlendiğini duyuyoruz. Bu da tabii ki de Egemen abinin karakterinde de var zaten. Çok yakından tanıyorum Egemen abi. Görüşüyoruz da Egemen abiyle. Selam olsun. İnşallah selamımız gider bir şekilde.
Şunu söylemek istiyorum bir de. Hani mesela takımın kaptanı Mare Kamşik diyelim şu anda. Mare Kamşik'in sözü Abdullah Avcı, Orhan Akkuş, işte Egemen abi bir tarafa koyuyorum. Diğer teknik adam yardımcılardan daha çok dinlenir. Daha çok saygın görür. Kaptanın saygı görecek. Kaptanlığını takıma abilik yaparak, takıma maç kazandırarak, takıma fayda sağlayarak, takımdaki oyuncuların, işte oradaki personelin faydasına diyelim, onları onur edecek davranışlar yaparak kabullendirir. Yoksa kaptanlık bandını buraya takarsın, seni kimse tınlamaz. Burada kaptanlık bandı takıp da geldiğince aman diyen kaç tane oyuncu grubu gördüm ben arkadaşlar. Onun için buradaki kaptanlık bandı çok önemli değil. Önemli olan kalben onu yansıtabilmektir. Hani düşüncelerim bu şekilde bugünkü videomda. Sabah bir video çektim. Bu ikinci bir videomuz arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince değerlendirmeler de yaptım. Ekstra gelişme olursa sabah maç sabahında yine bir video çekeceğiz. Ama olmazsa maçtan sonra sıcağı sıcağına detayları konuşacağımız. İnşallah galibiyeti konuşacağımız, yüzümüzün güldüğü, keyiflerin yerine geldi. Güzel bir hafta sonu maçı olur. Keyif alırız, eğleniriz diye düşünüyorum arkadaşlar. 61 bine de çok az kaldı. Tam gaz devam. Bastırıyoruz arkadaşlar bütün gücümüzle. Allah'ın izniyle inşallah mutlu son gelmeye çok yakın. Aradaki puan farkları erimediği sürece arkadaşlar ikinci yarı bizim oynayacağımız 12 tane 13 tane maç kalıyor. 19 maça bakmamıza gerek yok. 12-13 tane maçı sen götürdün mü geçmiş olsun. Rakiplerin hiç kaybetmemesi lazım. Bakın biz 12 maç kazanalım. Pardon 19 maç var, biz 12 maç kazanacağız ama rakiplerimiz 19'unun 20'sini birden kazanması gerekiyor. 19'unu birden kazanması gerekiyor. Bir tane daha maç var yani 20 tane maçı daha kazanması lazım falan filan. Allah'ın izniyle arkadaşlar çok güzel günler bizi bekliyor. Eğleneceğiz, kutlayacağız, coşacağız, çıldıracağız inşallah. Videomun sonuna geldim. Videomun sonuna kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.